Çok teşekkür ediyoruz aşkımıza da. Gelelim ikinci kilimin sahibine. Hediyesini vermesi için Sayın Karabağlar Belediye Başkanımız Emine Helil İnay Kınay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Evet, ikinci kilimin sahibi Fatoş Sicim oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Fatoş Hanım orada mı? Hah, geliyor. Çok teşekkür ederiz efendim, tebrikler ve gelelim birinci kilimin sahibine. Hediyesini vermesi için Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımımızla daha da mutlu olduk. Biraz ve birinci kilimin sahibi Mahmut Kılıç oluyor. Tebrik ediyoruz. Evet, birinci, ikinci, üçüncü kilimin sahipleri hediyelerini aldılar. Gelelim en güzel balkon yarışmamızın kazananına. Çok keyifli, çok güzel bir şey. Ne güzel düşünülmüş. Öncelikle hediyesini vermesi için Sayın Belediye Başkanımız Yılmaz Tozan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Pardon, teşekkür ederim. Biraz bu işte yüz tutmuş. Eskiden bu kilime çok ilgi vardı. Biz biraz daha ön plana çıkarmak için böyle etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi de en güzel balkon yarışmasıydı. Gerçekten eşmenin içerisinde bütün balkonlar süslendiğini görüyoruz. Bizim bundan 26 yıl önce başladığımız bu festivalde gerçekten eşmenin içi çiçek gibiydi. Bütün her yer kilimlerle donatılıyordu. Artık sanırım bu yıl biraz ilk adımını attık. Bir dahaki yıl ve daha sonraki yıllar bu kilimi tekrar ön plana çıkaracağımızı ve bunların önünü açacağımızı düşünüyorum. Belediyede kilim dokutmaya başladık. Buradan bunun bilgisini vereyim. Umarım en güzel balkon yarışması da bunlara vesile olur ama balkon yarışmasında ben yine de şöyle bekliyordum. Bir 300 balkon olur diyordum ama kısa kaldı. Bunun da bilgisini vereyim. Bir dahaki dönem çok yüksek bir katılım bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet. En güzel balkon birincimiz aynı jürimiz tarafından belli oldu. Çiçekleri, kilimi ve süslemesiyle jürinin beğenisini kazanan balkonun sahibi Ümmüna Sert. Alkışlarımızla. Ay, zarif, çok genç. Evet, kendi de güzel, zarif. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Jürilerimizin ödüllerini de takdim etmek için sahneye davet ediyorum efendim. Yarışmamızda emek veren jürilerimiz de sahneye gelirlerse. Arkadaşlar, bizim kilim öğretmenlerimiz, kilime de meslek yüksek okulda çok emekli olan, bize de belediye olarak çok yardımcı olan hocalarımız, öğretim görevlilerimiz, gerçekten hakları çok büyüktür. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Taraf aldıysak. Bizim Salim kardeşimizde bizim bir kemer dayımız var. Buradan bilgisini vereyim. Sanırım uçuş için tescillenen bir dayımız artık. Amatör paraşütçülere de burada eğitim vermeye çalışacağız. Yani Fethiye Babadağ gibi, Fethiye'deki uçuşlar gibi yamaç paraşütünü Salim Başkan'ın ve ekibiyle birkaç sefer yaptık. Yarın da yapacağız. Buradan bunun bilgisini vereyim. Ben de Eşme Belediye Başkanlığı olarak onlara bir katkı, bir paraşüt hediyem olacak. Teşekkür ederim. Heyecanlanmayın. Düşün o yarışmada onlar ne yapsın bu kadar. Başka var mı? Buradayız efendim. Şöyle ben de geçeyim. Doğru bir fotoğraf alalım sayın başkanım. Evet. İşte her gün konserlerdeyiz. Birçok sanatçı gittiği şehirlerde, mesela bugün atıyorum Manisa'daysa ertesi gün Aydın'a gidiyor. Aydın'da mutluyum. Aydın'da olmak bana çok mutluluk veriyor diyor. Ertesi gün Kuşadası'na gidiyor. Kuşadası halkıyla beraber olduğum çok iyiyim. Ama burada vallahi samimiyetle söylüyorum. Ben Eşme'de olmaktan mutluyum. Vallahi diyorum. Özlem burada canım ciğerim. Var ya, ilk müziğe başladığım yıllardan en önemli, en hala çok güzel, en güzel DJ'ydi. VJ mi diyordu? DJ, VJ. Harika ya, evet. Çok hoş gelmişsin hocam. Yıllar hiçbir şey değiştirmemiş enerjimden. Bir hafif kırlar var ama çok karizmatik olmuş. Olsun onlar da ama olsun. Çok karizmatik olmuş. O zaman güçlü alkışlarınızla efendim ben Yılmaz Tozan'ı başkanımızı alkışlarla buraya davet ediyorum. Sevgili Haluk Levent'in plaketini takdim etmek üzere. Çalındı tarhana gitti. Arkadaşlar hemen değişme tarhanası gitti. Yani tarhana gitti ya, çalınmışlar. Ulan para çalınır, bir şey çalınır, tarhana çalınır mı ya? Hem de Uşak'ta. Allah değişme tarhana. İşte. Yasin oğlum bak o gün bu arabada yine vardı çaldırdın. Yemin ediyorum bak, yıkarım bak ortalığı. Çok affım, sakla. Buyurun başkanım. Sevgili eşmeler, nasıl eğleniyor muyuz? İyi ki Haluk Levent gelmiş mi? Biz söz verdiğimiz gibi, siz ne istiyorsanız biz onu yapacağız. Yapmaya da devam ediyoruz. İşte istediğimiz geldi. Haluk abi ayaklarına sağlık. Söz vermiştim senin adına. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç gaza gelen bir tipim var mı? Yok. Rahat ol o zaman. Yemin. Sevgili eşmeler. Her zaman olmamışların peşine düştük. Yapılmamışların peşine düştük. Bunu ilk göreve geldiğimizde de söyledik. Herkese kapımız açık, herkesin sorununu dinleyeceğiz. Dedik ki kim ne istiyorsa biz yerine getirmekten görevliyiz. Siz bunun için bana yetki verdiniz. Biz de sizlere güzellikler sunmaya devam edeceğiz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım festivalimiz daha güzelleşecek, daha iyileşecek. Yarın Muammer abim, Muammer Ketenci Bey'in moda gösterisi olacak, film gösterisi olacak. Ondan önce Serhan abim, Serhan askerle bir Musa Eroğlu ile beraber bir program yapacağız. Top dolu devam ediyor. Umarım devam etmek için de elinizden geleni yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Eşme filmini Haluk abiye de verelim ki ömür boyu evinde saklasın, Eşme'yi hatırlasın. Unutuverecek kim duruyor?
Arkadaşlar bunu çalamazlar herhalde. Bu artık çalınmaz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Canım başkanım. Umarım çalınmaz. Oğlum. Sık yapma, sen yapma. Sen çalınmaz. Millet böcek oluyor ama içinde yiyecek yiyecek olunca çok anlamlı oluyor. Yani çok duygusal oluyor. Muazzam şeyler var. Çok teşekkür. Başkanım gözüme daha da güzel geldiniz şu anda. Yani bana böyle gelin ya. Ben size beste bile yaparım şimdi. Umarım devam edecek. Çok teşekkür ederim başkanım. Umarım sizi eşmeye oturmayacak hediye. Bu arada söyleyeceğim. Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan sonra birçok kez telefonlaştığımız bir insandır kendisi. Çok teşekkür ediyorum yaptığı çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biliyorum bunları söylemekten ama söyleyeyim. Böyle konserlerde ses çok çabuk geliyor. Hani bulunduğunuz yerden biraz önce bir Elfida diye bağırdı ya. Arkadaşlar zaten söyleyeceğim. Kafama göre söylüyorum ben. Hani biri söyleyince ben geliyorum evet söyleyeceğim demiyorum. Onun için rahat olun. Şarkı isteğinde bulunmayalım çünkü hepsini söyleyeceğim. Rahat olun tamam mı? İki önemli. Arkadaşlar ben bazen dolaşıyorum. Biz deprem zamanından beri bugüne kadar bir fotoğraf orucuna girdik. Basında duymuşsunuzdur hepiniz. Hani selfie olaylarına girmeyin. Hani çekebilirsiniz fotoğraf. Şu anda da ben poz vereyim. Bak mesela poz veriyorum. Ama bunu ben dolaşırken selfie gibi yapmayın. Çünkü selfie fotoğrafı çekmiyorsam bilin ki hani bu oruçtan dolayı. Üç, arkadaşlar diyelim ki konseri çok beğendiniz. Çok güzel eğlendiniz. Konserin sonunda ne yaparsınız doğal olarak? Bir daha dersiniz değil mi? İşte demeyin çünkü gelmeyeceğim. Yapay kalıyor, doğal kalmıyor. Ben daha fazla söyleyeceğim ama gittim mi giderim ya. Tamam mıdır arkadaşlar? Beş, bazen ben dolaşıyorum. Samimi oluyorum. Samimi olduktan yarım saat sonra şu oluyor diğer taraf. Samimiyim ya. Güvenlik de yok yanımda. Hallo. Ya Mannheim'da tavuk gibi çağırdılar beni. Haluk! Değerli dostlarım, sanatçı Haluk abinizle böyle yapmayın. Tamam mı? 5. Bu da önemli. 5 neydi ya? Hatırlayamam mı? Unuttum. Tamam, unuttum. Evet.